kıyıldı. Bakın bu ne sorduğunu bilerek soruyorum. Hı. 15 Temmuz öncesinde ordunun içindeki Fethullahçı subayların bir hareketlenme içinde olduğu, bir darbeye teşebbüs edecekleri MİT ve Genelkurmay tarafından biliniyorsa ve bu Tayyip Erdoğan'a raporlandıysa, raporlandığını söylüyorum, altını çiziyorum. Darbenin öncesinde Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Hulusi Akar ve Hakan Fidan darbenin olacağını biliyorlardı. Sadece tarihini bilmiyorlardı. Madem böyle bir şey varsa, koskoca Türkiye Cumhuriyeti 81 milyon insan nasıl yem olarak kullanıldı? Ki onunla ilgili hatırlıyorsanız bir de... Şunu da söylüyorum. Zaten... Keşke bu söylediklerim için bana dava etseler. He. Keşke. Ki onunla ilgili zaten biliyorsunuz bir takım ihbarların geldiği bilgisi de var. Bakın onlara. Bakın şimdi şöyle bir şey. Biz bazen böyle saat 11'de bir pilot binbaşının MİT'e gelip bu ihbarı yaptığını biliyoruz. Evet. Ben ondan aylar öncesinden bahsediyorum. Fuat Uğur diye birinin yazdığı yazılar var. Sözde gazeteci. Ya Sözde gazeteci değil. Yazdığı yazı Tavuk Tarla Sayılır diye bir yazı var. Şimdi Google'a girsinler. Bu ekranları izleyenler. Fuat Uğur Tavuk Tarla Yazılır diye yapsınlar. Google çubuğuna yazsınlar. Nisan ayında yani darbeden 4 ay önce Fuat Uğur'un darbeyi haber verdiğini göreceksiniz. İçeriden bilgi sızdırdığını göreceksiniz. Diyor ki bir hareketlenme içinde hususiler lafı ilk orada geçiyor zaten. Hareketlenme içerisindesiniz. Devlet sizi izliyor diyor. Sizi tavuk gibi tara çıkaracaklar ve tarda sayacaklar sizi. 15 Temmuz'da olduğu gibi tavuk gibi tara çıkarlar, tarda sayırlar. Bu ülkenin savcılarının Fuat Uğur'u çağırıp sen bunu nereden biliyordun diye sorması gerekiyor değil mi? Evet. Başka birçok şeyde olduğu gibi. Soruldu mu? Ankara'ya ünlü bir müteahhiti tutukladılar. Ankara'nın bilinen bir müteahhitini. Bu bilgiyi deminki kadar kesin söylemiyorum. Bakın. Bu bilgiyi biraz daha teyit edilmeye muhtaç bir bilgi olarak evet. söylüyorum. Deminki bilgileri kesin bilgi olarak söylüyorum. Ankara'da müteahhit verdiği ifadesinde kendisine bir okul yaptırıldığını, bu okulun talimatının Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini, anahtarının da işte önemli bir siyasinin eşi adına teslim edildiğini kendisi ifadesinde söylüyor. Bu ifadeye giriyor ve ondan sonra da bir sürü olay gerçekleşiyor ama ondan sonra da bu tip adamlarla ilgili bir şey yapmama kararı alınıyor. Niye Fethullah Gülen hareketinin üst düzey isimlerine dokunulmadı? Mesela şunu merak ediyorum. Bakın benim şöyle bir özelliğim var. Böylesine bir dönemde yaşıyoruz ki söylediğimde bir tane eksiklik çıkarsa bundan önce söylediğim her şeyi şey yaparlar. Çünkü ben yüzün üstüne büyük yolsuzluk dosyası açıkladım. Bir tanesinde bile bana bir şey diyemediler. Demin anlattığım darbe ile ilgili meseleleri bilerek ve belgeli olarak söylüyorum. İkinci anlattığım meseleyi bu iş dünyasıyla olan ilişkileri ise bütün bu bilgileri birleştirerek bir profesyonel şüphe içerisinde anlatıyorum. Mesela benim kafamı çok takan Zekeriya Öz bu ülkeden nasıl kaçtı? Zekeriya Öz var. Bir de Fethullah'ın siyasi yapılanması var. Şimdi Fethullah'ın siyasi yapı önümüzdekilere bakalım şimdi. Zekeriya Öz gözümüzün önünde şeyden herkes patır patır tutuklanıyorken Gürcistan'a evet. sınır kapısından geçti. Elini kolunu sallaya sallaya gitti. Sarp kapıda. İnsan şöyle düşünüyor. Birbirleri o kadar çalıştılar ki üst düzeyiyle. Bunlar birbirleri hakkında konuşursa bu insanlar bu darbenin hesabını sorar korkusu var. Ama şunu söyleyeyim. Bu darbe karanlıkta kalmaz. Kalamaz. Kalamaz. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene. Ama on sene değil. Bunların hepsi çıkılacak, hepsi konuşulacak. Türkiye bir cinnet döneminden geçiyor. Öyle kolay değil. Yani siz bir ülkenin devletini kurumlarıyla birlikte çökertin. Milyonlarca insanın hayatı mahvolsun. Kimisi tutuklanıyor. Kimisi korkudan travma geçiriyor, kimisi işini kaybediyor, kimisi gelirini kaybediyor. Ekonomik olarak zorlanıyoruz. Yani Türkiye diyorum ya serbest bir düşüş yine geçiyor. Bu düşüşü
biz böyle devri sabık yaratma derdine değiliz ama biz aklı başında insanlarız. Bunların kolay unutulamayacağını, biz unutturmak istesek de bu milletin bu sefer bize hesap soracağını biliyorum. Millet karar verir. Biz böyle bir kinle hareket edecek bir siyasi hareket değiliz. Ama görüyorum bu kadar acıdan sonra bunların çok kolay unutulabileceğini düşünmüyorum. Gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor tabii ki. Elbette şöyle bir şey, bakın genelde konuşulan şöyle bir şey var. Tayyip Bey'e bir çıkış yolu göstermek lazım deniliyor. Tayyip Bey bir çıkış yolu bulabilecek ve görebilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Hangi anlamda söylüyorlar bunu? Yani, seçimleri kaybettikten sonra bu ülkenin böyle yürüyemeyeceğini ama hani Tayyip Bey'in de bunu bırakamayacağını, onun için Tayyip Bey'e bir çıkış yolu gösterilmesi gerekmiş. Çünkü çok büyük oy erimesi var. Bunu görüyoruz. Evet. Yani bu oy erimesini durdurmak amacıyla iktidarın gücüyle her şey yapıldı. Buna rağmen bu ülkenin %50'den fazlası, artık bayağı bir fazlası ayağa kalkmış durumda. Ayağa kalkmış durumda. Yani bunu böyle bastırmak falan mümkün değil. Yani bunu şiddetle, korkuyla, kurşunla falan bastırmak, millet bir şey istiyorsa olur. Tabii sokaklarda artık şunları duymaya başlıyoruz. Şimdi insanlar, insanlar şey diyor. Yani o tepkisini istediği gibi dile getiriyor ve gel al canımı diyor. Yani bir tek canım var. Onu da alacaksan al artık falan diyor. Kalkınma Partisi'nin bu korkuyla, halktaki bu şeyi koyarlar attıkları korku, ceberrutlukla bunu onlara anlatamıyorlar. Evet. Ama şunu görsünler, bizim sokakta gördüğümüz çok büyük bir öfke birikiyor. Bunun bir millete faydası yok. Ben yine söylüyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenini, hatta yöneticileri içerisinde masumlarını ayırıyorum. Ama Türkiye büyük bir uçurumdan aşağı doğru şey yapıyor. Bunu dile getiren herkesi düşman, dış güç, yani kendilerinin yaptıklarını kendileri bildiği için bunun karşısında durup ahlaken, hiçbir şeyden değil, ahlaken bunun karşısında duran, yani mesela Ekrem İmamoğlu'na atılan iftiralara, ya ayıptır arkadaş, bu adam bunu söylememiş, bu video montajıyla bu yapılmaz diyeni bile dış güç, hain, terörist görüyorlar. Evet. Çünkü kendi yaptıklarını bizden daha iyi biliyorlar ve kendi yaptıklarının yaratacağı o büyük öfkenin farkındalar. Ya bunu bugün bize söyleyebilirsin, bunu bastırabilirsin, işte geldiğin nokta ortada. Bütün her yaptığın şeylere rağmen büyük şeyleri kaybettin. Bütün yaptığın her şeye rağmen. Ve daha bu işin başındayız hemen hemen. Şurada bir yıl, iki yıl geçti. Şimdi Tayyip Bey, dönüyorum başa. Tayyip Bey bu ülkeyi bu şekilde taşıyamayacağını düşündüğü için adalet reformu diyor. Çünkü bakın, küfür ile yaşanır, bir devlet yaşar ama zulm ile yaşayamaz der. Evet. Bakın, küfür ile yaşar. Küfür kafirdir. Ya. Yani o İslami şeyden söylüyorum. Ama zulm ile yaşayamaz. Şimdi bu zulümde böyle zincirleri biraz boşalttınız diye falan şey değil. Burada bir zulüm düzeni var. Çünkü şöyle bir ahlak içerisindeler. Şöyle bir psikoloji içerisindeler. Biz Allah'a inanıyoruz. Biz Allah'a inandığımız için her şeyi yapmaya hakkımız var. Böyle bir İslam dini yok. Böyle bir din de yok. Yani dinimiz olduğu için ahlaka ihtiyaç duymadığımız bir şey yok. Bu din olmaz. Bu İslam dinine, İslam dini böyle bir din değil. Kendinize de zarar veriyorsunuz. Ya bu, yani şöyle gidiyorsunuz, bir adam, bir siyasetçi, rakibiniz konuşmasını kesip montajlayıp yalan olduğunu bile bile bunu piyasaya sürüyorsunuz. Ortaya çıkacağını da bile bile. Ya İstanbul seçimleri hepsi 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi biliyorlar ki CHP veya Millet İttifakı bu seçimlerde hiçbiriyle yapmadı, yapamaz da zaten. Evet. Bunu bile bile çünkü çaldılar diyorsan artık senin ahlakın sükut etmiştir. Ama Aykut Bey, şöyle bir şey var. Hatırlarsanız Yıldırım, Binal Yıldırım dedi ki başka çarem yoktu söylemekten başka. Hayır. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir diye bir şey yok yani. Yani böyle bir zorba kalma hali, ıstızar hali, böyle bir şey yok. Böyle başka bir çare. Bu bir iftira. Evet. Allah herkesi o iftiradan korusun. Ben bazen düşünüyorum ya, diyorum ki bu bizim elimizde olsa, bir tek yalan söyleyecek olsam, ben Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını o kadar çok istiyorum ki, o kadar çok istiyorum ki, yani Ekrem İmamoğlu şahıs olarak belediye başkanına koyup bu ülke bir nefes alacak diye o kadar çok istiyorum. Emin olun hepimiz canımızı dişimize takmışız, bunun için çalışıyoruz. Bir tek küçücük bir yalan söyleyecek olsam bile bile ve Binali Yıldırım kaybedecek olursa, Allah bana o yalanı söyletmeyi nasip etmesin. Evet. Allah beni o yükün altında tutmasın. Bu gençliğim üzerine düşünüyor. Bakın yemin et.
eskiden ederdik. Şimdi yaşadıkça bu tecrübeyi, bu entelektüel birikim de kazanıyor. Yemin falan filan ne kadar subjektif olduğunu. Tabii. Bizlerin böyle din, iman, Allah değer üzerinden yemin ettiğimizde yarın öbür gün bir üç kağıtçının da bu yemin edeceğini, onun için artık insanları bununla aldatmamız gerektiğini benden daha akıllı insanlar bana öğretti. Özellikle evet. Kadınlar. Evet. Yani il başkanlığımızda, şurada burada partimizde. Bakın diyorum ya, öyle bir hale getirildik ki biz, dinimizle ahlak arasında bir mesafe konuluyor. Bu çöküntünün kaç milyar dolardır? Kaç milyar dolardır? İslam dininin içerisinden ahlakın çıkarılmış görüntüsünün milyar dolara kadar hesaplayın. Düşünün ki bu din uğruna, bakın inanan var, inanmayan var. Ama bu din uğruna şehadete giden insanlar var. Dini koruyacağım diye. Değil mi? Bu millet uğruna şehadete giden insanlar var. Değil mi? Bu dinin içerisinden ahlakın çıkarılmasını dolar olarak söylesinler bana. Çünkü ondan anlıyorlar. Bu çöküntü. Farkında mısınız? Birçok yerde insanların İslam diniyle arasına mesafe girmeye başladı. Çünkü kötü bir örnek var ortada. Cuma'ya gitmeyeni biliyorum. Aynı safta namaz kılmam diyenini biliyorum. Oruç tutmayanları biliyorum. Çünkü önündeki örnek motive etmiyor onu. Evet. Hadi dinimizi anlatalım diye cami derneklerinden para toplayıp cami yapacağım diye altına market yapan zihniyetten ne olur ya? Tam tersini aslında soğutuyor. Hı. Uzaklaştırıyor bu zihni. Ben onu söylüyorum ama İslam'ın etik, estetik, evet, sanatsal, kültürel zarafetinden ne kaldı ortaya? Hiçbir şey kalmadı. Ya elimizde kalan, diyorum ya, üst tarafta cami, alt tarafta market olan bir imar vurgununun cami olarak yapılması hepimizin gözünün önündeyken ve İslam dini hassasiyetinin yüksek olduğunu söyleyen insanlar buna hiçbir şey demiyorken ve dahası camiler artık siyasetin açık ayan peyan kullanıldığı ya, yani yerler, bunları bakınca, bunları onlar CHP'lilerden mi öğreneceğiz diyor. Evet ya, CHP'lilerden öğreneceksiniz biraz. Gerçekten CHP'lilerden öğreneceksiniz. Yani böyle toplumu ötekileştirerek, kendi takımının renklerini koyulaştırarak, bu koyuluk üzerinden de her suçu işleme ihtimali. Ben 17-25 Aralık'ta bunu Fethullahçılar yaptı, hiçbir şüphe yok. Ama rüşvetin başına namaz kılanlar gördüm. Rüşvet parasını koymuş namaz kılanlar gördüm. Akla karanın çok birbirine girdiği bir düzen gördük. Onun için böylesine bir hükümet yönetiminden bir adalet reformu çıkabileceğini düşünmüyorum. Ne yazık ki bulundukları koşullar itibariyle bir adalet reformu yapabileceklerini de düşünmüyorum. Herhangi bir hakimin vicdanını özgür bıraktıklarında bunların en basit gördüğü işlemlerde bile büyük bir suç çıkacağını, sadece bunu Türk hukuku açısından, İslam hukuku, evrensel hukuk açısından söylüyorum, Tibet hukukuna göre Tayyip Erdoğan'ın kendisine 500 milyon dolarla ihale suça kalması suçtur. Şimdi hadi bu hakimin vicdanını serbest bırak. Hadi bırak, nasıl yapacaksın bunu? Hadi bırak görelim. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimler görevi suistimal suç işlemiştir. Hadi hakimlerin vicdanını bırak bakayım. Ya bu bir hakimin adalet reformuna vicdanını rahat bıraksan İstanbul seçim iptali kararı verebilir mi? Rica ediyorum. Mümkün. Anayasa Mahkemesi. Bu kadar kanun hükmünde kararname çıktı. Meclis orada dururken darbeyle mücadele diye kış lastikleri takılması zorunluluğuna ilişkin meclisin yetkisi Anayasa Mahkemesi hakimlerinin göz önünde gasp edildi. Evet. Bu milletin iradesi gasp edildi. Hadi bakalım adalet reformu, hadi bağımsız yargıçlar, hakimlere coğrafya teminatı. Ya olmaz. Bunun olmamasında çok ağır sonuçları var. Bir çocuk yeterince mama yiyemiyor ya, gittiğinizde o gün fabrikaya gittik, şeyi geziyoruz, sanayi tesislerini. Sağ olsunlar, iş dünyası artık biraz şey yapmış, bizi çağırıyorlar ama biz onları zarar görmesin diye gizli mesaj görüyor musunuz? Fotoğraf yayınlamamaya çalışıyoruz. Bir iş yerine gittim. Bembeyaz suratları işçilerin. Çünkü asgari ücret 2200 lira. Hani diyor bizim evimize haftada bir et gelir, çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir diye. O sanayi işçisini orada görüyorsunuz. Yüreğiniz sızlıyor. Bu insanların maaşının 2200 lira olmasının sebebi işte bu işler. 81 milyon insan, 81 bin tane gözü doymaz yolsuzluk canavarını doyuramadığımız için ekonomik depresyona girdik. Aç ve işsiz kalın.
sırada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. İçim garip, dışım garip. Ben garibim oy. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. İçim garip, dışım garip. Ben garibim oy. Bayram diye insem düze, düşman olur aslar bize. Kattım geceyi gündüze, uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim, yazım garip, kışım garip. Üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim, yazım garip, kışım garip. Yazım garip, kışım garip. Ben garibim oy. Dört mevsimde derbederim, yazım garip, kışım garip. Yazım garip, kışım garip. Ben garibim oy. Felek bir gün rahat koymaz, çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz, gövdem garip, başım garip. Ben bu devre devre geldim, kırk parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım garip. Ben bu devre devre geldim, kırk parçayı bire böldüm. Oldum, dünden oldum. Vaktim garip, yaşım garip. Vaktim garip, yaşım garip. Ben garibim oy. Bugün doğdum, dünden oldum. Vaktim garip, yaşım garip. Vaktim garip, yaşım garip. Ben garibim. Parasız kesem suç olur, acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Koştum hakikat ardına, yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna, kabrim garip, taşım garip. Hakikat ardına, yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna, kabrim garip, taşım garip. Kabrim garip, taşım garip. Ben garibim oy. Git bak ölüler yurduna, kabrim garip, taşım garip, kabrim garip, taşım garip.